Arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. Şimdi arkadaşlar dünkü yayından sonra benden çok fazla yayın açmamı isteyen arkadaşlar oldu. Gerçi bu neredeyse her yayın açtığım gün oluyor. İşte abi bugün yayın açar mısın? Bugün yayın var mı? Yok mu? Bugün turnuva yapacak mıyız? İşte şu olacak mı? Bu olacak mı? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm dün. Dün biliyorsunuz aynen bu şekilde webcamsiz bir video attım. Ondan sonrasında aklıma şöyle bir şey geldi. Yayın yapma fikri her akşam. Hem siz de benden istiyorsunuz. Ben de dedim ki gündelik böyle videoları, klasör videolarını webcamsiz bir şekilde atayım. Akşamında da normal yayınlarımızı yapalım. Klasör yayını yapalım. Turnuva olur, işte kupa kasma olur, ne olursa artık. Bir deneyin dedim, bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir böyle biraz devam etmek istiyorum bu şekilde. Biraz dedim, belki bir gün olur, belki iki gün olur. Üçüncü gün yayın açamam. Ondan sonra tekrar eski stil webcamli videolara dönerim. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama eğer her akşam yayın açacaksam webcamsiz bir şekilde böyle video çekmek benim için daha rahat olacaktır. Yoksa hem normal videoya o kadar abanıp hem de canlı yayın yapmak beni gerçekten çok yoruyor. Hatta o yüzden genelde canlı yayınlarımı kısa tutuyorum. Bu şekilde eğer güzel giderse de yayınları zaten işte 2 saat, 2,5 saat açmayı düşünüyorum her akşam. Ama her akşam yani. Bilmiyorum bakalım bir deneyelim abi. Siz de deneyin, ben de deneyeyim. Umarım ikimiz de beğeniriz. Yani ikimiz de dedim. Ben ve sizler yani. Neyse videomuza geçelim. Şimdi bugünkü videomuzun konusu ne? Neden ben bu desteği şu an size gösteriyorum? Çünkü olay şu arkadaşlar ve neden yan hesabımdayım? Bu arada ana hesabımda kupa kasma gelecek merak etmeyin. Ana hesabımı şu an bu aralar kupaya doğru yöneldim arkadaşlar. Dünkü canlı yayını kaçıranlar varsa izleyebilirler. Yereli oynuyordum dün akşam canlı yayında. Acaba çıktı mı çıkmadı mı? Oradan bir bakın. Neyse. Bu yan hesapta da aklıma şöyle bir şey geldi. Çok fazla sayıda bana Instagram DM'den de geliyor. Canlı yayında da bana söylüyorsunuz. Neredeyse Clash Royale oynayan herkes de görüyorum bunu. Herkes de görüyorum. Kendim de bizzat denk geldim ki bu yan hesabımda. 5.000 ve 6.000 kupa arasında arkadaşlar. Nedense bir takılma var. Çünkü çok haklı bir takılma. Bakın mesela benim kart levellerim 10 seviye civarında. Hatta kasırgama 8 seviye. Hesabım işte Kral Kulem 10 seviye. Her işte buradan görüyorsunuz. Ama karşımıza ve 5.000 kupalarda takılan arkadaşların karşısına 14 seviyeden, 13 seviyeden, 12 seviyeden rakipler geliyor. 12 seviye bile fazla yani. 2 seviye yüksek. Şöyle düşünün. Ben mesela diğer hesabımla 12 seviye şeyle 12 seviye kartlarla 14 seviye rakibe karşı kapışmam gibi bu inanılmaz derecede ezici bir güç yani 12 seviye olması, 2 seviye fazla olması. O yüzden ben de şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bundan çok uzattım biliyorum bu arada. Bir türlü savaşa giremedik ama neyse bu video böyle olsun. Birkaç video öncesindeki videomda bu yan hesabımda şöyle bir tane ağır desteği yapmıştım hatırlıyorsanız. Ve onunla bir şekilde rakipleri yenebilmiştik seviyeleri yüksek de olsa. Acaba dedim ağır kartlarla yüksek seviyeli rakipleri yenebilir miyiz? Bu 5.000 kupaları 6.000 kupaları geçebilmek için denemek istiyorum beraber sizlerle birlikte. O yüzden hemen ilk maçıma gittim. Karşıma Lord Stark geldi abi. Tony Stark'ın kendisi dedesi olsa gerek Lord'u. Şimdi 11 seviyeden bir rakip geldi. Zaten 10 seviyeden beklemiyordum. İlla ki en az bir seviye yüksek olur. Ki kendisi 11 seviyese kartlarını tahmin bile edemiyorum abi. Tamam, oradan kullandı kartını. Ben en geriden Pekka'yı kullanacağım. Başka bir şey harcayamam. Oldu, olur. Olmaz, hiç olmaz. 13 seviyemiş şu an fark ettim. Onları şöyle bir geriye çekeceğim de abi. Bana burada prens lazım normalde. Ay, elektro büyücüyü çok bir tık öne koydum. Onu geri koymam lazım. Şuna bakar mısın abi? Demek hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. 5.000 kupalarda maç falan yapmayın. Ya burada elim de biraz kötü geldi ama bir saniye. Hemen öyle pes etmek yok abi. Bir durun bakın. Hemen öyle pes edersek hiçbir anlamı kalmaz bu işin. Dur. 12 seviye oradan bir büyücü geldi. Oy. Bakar mısın abi? Şu olaya bakar mısın? Dur. Şu büyücü al, gözünü seveyim büyücü al. Büyücü tek başına kuleyi alacak resmen. Böyle bir şey olamaz abi. 88 canı kaldı ya. Bir dur bir bismillah ya. Hay Allah'ım ya. İyi oyundu gerçekten. Ya orada şu var. Adamın elektrosuna iş yaptı. Çarpmaya kullandık. İksirim kalmadı falan da 13 seviye Pekka kardeşim. 13 seviye Pekka. Neyse bu birazcık ben trollendim burada. İyi oynayamadık. Bir maç daha gireceğim. Bir maç daha gireceğim aynı desteğiyle. 10 seviyeden geldi rakip. Ama 10 seviye olmasına aldanmayın. Emin olun bunun da kart levelleri yüksektir. Gerçi kupa düştük şu an. Belki o yüzden de şey olabilir. Bize şöyle bir öpücük atalım.
Tamam. Ben bence size bir şey atmak istemiyorum. Aa, 8 seviye kasırgam onu aldı. Aldı, güzel. Şarjdan bakayım prens. Adamsın. Bir daha şarjlanırsın, sen vurursun be. Hadi be prens. Tamam, muazzam. Biz de onu alkışlayalım. Biz de onu alkışlayalım. Şimdi rakibimiz oraya çok fazla iksir harcadığını düşünüyorum ben gereksiz bir şekilde. İksir kârına geçmişken hemen hata geçerim 10 seviyelik. 10 seviyelik elektro devimle. Şimdi oradan bir pekli koyması muhtemel bu arada. Rakibin destesini görmeden normalde atak yapmamanız lazım. Ama ben bu riski göze aldım çünkü çok fazla iksir harcadı. Cadı bırakacağım. Yanından. Pekkası varmış bu arada. Pekkası varmış. Pekkası varmış. Tamam, güzel. Güzel. 14 seviye mi? Yok artık ya. Cidden yok artık. Şu çarpmayı atacağım arkadaşlar. Prenses gereksiz fazla vurdu. Al onu, al onu. Tamam, güzel güzel güzel. Güzel abi. Güzel. 14 seviye Pekka bu arada inanılmaz fazla arkadaşlar. Kasırgamı kullanmak istemedim. Cadı arkadan çalışıyor da kasırga kullanabilirmişiz ya. Kasırga kullanabilirmişiz arkadaşlar. Okunu da kullandı. Şimdi 14 seviye Pekka'sı benim adamın alkışlaması normal. 14 seviye Pekka'sı abi bizim için çok sıkıntı. Şöyle prens oynayacağım. Mega'yı hemen elinden çıkarmak istemiyorum. 7 iksir çünkü. Pekka ile her şeyi tek atıyor bu rakibimiz. O da olur. Şöyle en geriden elektro bırakalım. 2x'e gireceğiz birazdan ama. Prens vurur musun? Tamam. Tamam. Şimdi şu en geriden bir daha elektro diye bırakıyorum. Cadıyı sonradan bırakacağım. 2x'e girdik şu anda. Tek sıkıntı kart bizim için. Prenses arkadaşlar. Şuradan bir cadı bırakıyorum. Şöyle bir tane Pekka koyuyorum oraya. Dur 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 dur. Ay burada mega yollayacağım fakat çıkar çıkar iskelet çıkar iskelet çıkar iskelet çıkar. Çıkarırdın ya. Hakikaten çıkarırdın. Şimdi arkadaşlar elinde felaket kulesi var. Onu kesinlikle onu kullanacaktır. Oy, çevirdin mi abi? 14 seviye Pekka'nı çevirdin mi gerçekten? Yapma, yapma. Bu arada bizim kesinlikle iskelet ordusu almamız lazım gibi. Ne olursa olsun. Öncelikle arkadaki büyücüyü alacağım arkadaşlar. Şuna bakar mısın ya? Bak nasıl savunuyor abi adam, nasıl savunuyor. Olur. Hemen geriden elektro diye bırakalım. Yani rakip DS'si de bir tık hızlı. Çevirebiliyor hemen hızlı hızlı şey Pekka'sını. Ama bu sefer sağlam gideceğim. Prens'i de arkadan destekleyeceğim. Prens bildiğiniz gibi Pekka'ya güzel bir hasar verebilecektir. O felaket kulesi erkenden şey yapmadan şöyle ah be yapma. Dur 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 dur. Abi görüyor musunuz? Bir tane kart ne kadar. Adam bakın sadece Pekka'yla alıyor bu arada. Başka bir şeyle almıyor. Şöyle bir kasırga atalım oraya. Prenses de gitsin. Prenses de gitsin. Şimdi arkadaşlar elinden Pekka'sını çıkardı. Dur 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 dur. Bir dakika dur 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 dur. Dur abi dur. Çok güzel. Hadi elektro hadi elektro. Hadi elektro. Aa vur artık. Adamsın adamsın. Şöyle sağdan elektro deve atıyorum abi. Oraya Pekka'sını koyacağını tahmin ettim zaten. Başka bir kartı yok. Arkadan bir tane prens yolluyorum. Şöyle bir tane çarpma atıyorum. Şöyle bir tane cadı bırakıyorum. Ama orası yine alamayacak gibi. Yine alamayacak gibi. Fark etmez sağdan tekrar giderim. Sağdan tekrar giderim abi. Sağdan tekrar gideriz. Hem de şöyle sağlam gideceğim. Bakın elektro şeyi koymak istemedim. Dur dur gel 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 gel. Abi Pekka'nın buraya gelmesi lazım. GG oluruz. Atla bakayım. Atla bakayım güzel. Şöyle bir de çarpma atalım abi oraya. Çat. Biz onu şimdi alkışlayabiliriz abi. 14 seviye Pekka işte böyle yenilir. Şimdi güzeldi. Rakibimiz alkışlıyordu bayağı bir. Arkadaşlar 14 seviye Pekka için bir tane şey lazım. Rakibimiz tam bir toksik bu arada. 14 seviye Pekka eritmek için en azından bir tane cehennem ejderhası lazım bize. Şimdi desteğe bir tane cehennem ejderhası ekledikten sonra bir de bakalım bu halini deneyeceğiz. Bakalım iş yapabilecek mi? Bilmiyorum abi. Parlimak geldi karşımıza. Şimdi
Artık ejderhamız var. Yani mecramız var elimizde. Bir bekleyelim. Bir şey harcamayacağım. Zaten destemiz aşırı derecede ağır. Bir bekleyelim. Oy, hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Şimdi şu geriden bir mega ile başlayacağım fakat burada cehennem ejderhası da gidebilirdi. Elinde Pekka olabilir. Pekka'yı oraya koyabilir. Bir bekleyeceğim. Yok, koymadı. Tamam. Şimdi normalde yapılacak bir atak değil. Fakat bekliyorum abi. Desteği görmeden atak yapmayalım. Çünkü şu var. Bunu çıkardım vakit. Çıkardım abi. Ya elinde elektro büyücü var diyecektim. Varmış ya. Hakikaten de varmış ya. Gerçekten de varmış. Ama bir önemi yok abi. Hem orada cehennem ejderhamı iş yaptı hem de iksirim benim çok fazlaydı. Biraz da o yüzden kullanmak istedim. Oraya baya bir iksir harcadı kendisi. Baya bir harcadı. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Adam 13 seviye şeyi ne kadar erirse benim için o kadar kar. Cellatı hiç erimedi. Harika. Bence muazzam oldu. Cidden muazzam oldu. Dur bir dakika. Dur. Bir de oraya öfke bastın. Bir dakika, bir de sen oraya öfke bastın. Bir saniye. Elinde iskelet varsa çarpmamız var. Çarpmam hazır bekliyor. Şu an çok sağlam bir kart geliyor ona. Tamam, GG abi. Kulesi GG. Çünkü öfkeyi biraz acele etti basmak için. Bir de orada benim prensim zaten hali hazırda savunmadaydı. Şimdi madem öyle o zaman böyle. Bütün kartları bir koyalım abi mekana. Derken GG oldu, tamam. Şimdi rakibimizin kartlarını göremedik ama 13 seviye en azından cellatı vardı. 13 seviyelik rakibi de yenmiş olduk böylelikle. 13 seviye cellat olan rakibi de. Bir maça daha girmek istiyorum bu cehennem ejderhalı haliyle. Hemen basıyorum şöyle. Şimdi o Efkan Acar geldi bu sefer karşımıza. Türk bir rakibimiz geldi. Bakalım Efkan Pestruel verip de desesin maksamış mı derken dur. Dur bir saniye. Dur. Şimdi 12 seviyelik balonu şöyle bir kuleye çekmeye çalışacağım. Derken muazzam çektim abi. Onun vurmasını beklememiz gerekiyordu. Ama sıkıntımı kuleye kaybettik. Birazcık sıkıntı. Şimdi bir saniye odaklanamadım. Sıkıntı yok. Bu maçı kazanacağız abi. İzleyin şimdi. Sadece izleyin. Bu arada 12 seviye balonu vardı. Yanlış görmediysem 11 seviyede oduncusu vardı. Efkan Acar'ın. Alev topu iksiri doldu muhtemelen ama ya da destesini çeviriyor. At bir iskiye doğrusu. Güzel. Yani güzel, onu güzel konumlandırdı. Hiçbir şey yapamadım o yüzden. Şimdi bir cadıyla gitmek istiyorum. Cadıyı bırakmak istiyorum. Elinde balonu varsa cehennem ejderhası ile alabiliriz. Belki bundan sonra şey bırakabilir. Olur. Olur abi. Şimdi eğer oraya bir tane o vurmasaydı 12 seviye ne kadar çok vuruyor abi balon. Bu arada artık cadı elimizden çıkarmamamız gerekiyor. Bize her halükarda cadı çok lazım. Bekliyorum şu an. Güzel. Hemen bir tane Pekka'ya da gerek yok abi. Cehennem Ejderi onu eritecektir. Eğer o kuleyi alırsak direkt ortaya. Oh, dur abi dur. Dur. Bu arada elektro büyücüyle mega şövalye neredeyse herkes de var. Herkes de var. Dur bakayım. Şimdi arkadaşlar. Oraya bir kart harcadı. Hemen şuraya bir elektro bir dev koyuyorum. Güzel. Cadı elimde hala. 3 tacı her an gelebilir. Zaten oduncu balon alıyor abi 3 tacı. Oraya biraz darlamak istiyorum. 7 iksir biraz fazla belki ama. Pekka orada iyi iş yapacaktır. Şöyle bir tane çarpma atıyoruz oraya. Bir tane cehennem ejderhası koydum. Aynen öyle. Abi bir tane prens koyuyorum. Ah be. Yapma bunu. Al onu. Harikasın. Harikasın abi. Koy bakayım. Güzel. Prens güzel vuruyor. 12 seviye. 12 seviye balonu olsa da kulesini aldık. Buradan iyi oynuyor. Arkadaşlar burada cadı yerine elektro büyücü almak istedim. Hem desteği bir tık daha hızlandırdı hem de balon gibi çok sıkıntı kartlara karşı bize iyi destek sağlayacak. Çünkü az önceki maçı balon yüzünden kaybettim. Neyse. Şimdi karşımıza Japon bir rakibimiz geldi. Oh no. Dur bakalım. 12 seviye Goblin fıçısı var. Yani benim artık çarpmam buna tek atamıyor. Şimdi rakibimizin
Diğer kartları çok önemli. Beyit desteği olabilir, olmayabilir. Ben prensi yollayacağım. Bu arada kral kule seviyesi 11 seviyemiş arkadaşlar. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bir saniye. Yani kasırga kullanmayacağım. Oraya muhtemelen çete atacak ama. Ya da onu atacak işte her neyse. Şöyle geriden bir Pekka kullanacağım. Bence sen oraya bir emoji atacaktın. Sevgili Japon rakibim. Emoji atarken kendi kendini trolledin gibi geldi bana. Abi Barzo gitmek istiyorum. Niye bilmiyorum. Çünkü elinden roketi çıkardı. Felaket kulesi varsa da ona biz iş yaptırırız bir şekilde. 10 seviyemiz zaten. Dur bakayım. Aynen öyle. Abi rakip roketi atmamalıydı yani. Olur. Olur abi. Kule gidecek muhtemel. Yani oraya başka bir şey harcamaya gerek yok. İksir harcamak istemiyorum. Kule zaten gitti. En geriden şuradan bir mega şövalye atacağım arkadaşlar. Sağ tarafı da almak istiyorum. Yani savunmaya yatmayacağım. Savunmaya yatarsak zaten kaybedebiliriz. Beyit desteğe karşı. Çünkü çok hızlı dönen bir deste. Rakip salmış da olabilir. Hiç belli olmaz. Ki saldı galiba. Evet abi rakip saldı. Yani balon gelirse elektro büyücü denir falan dedim ama rakibe saldırdık yani maçı. Adam ne yapsın? Muhtemel bir emoji atacaktı. O da elinde patladı. Hemen bir tane cehennem ejderhası atalım. Orayı hızlıca alalım arkadaşlar. Tamam bu maçı rahat kazandık. Bakalım bir maç daha girmek istiyorum ben. Niye bilmiyorum. Bugün maça doymuyorum arkadaşlar. Bir maç daha girmek istiyorum. Şöyle hemen bir sonraki maçımıza girelim. Bakalım karşımıza 14 seviye verecek mi? Kaç seviye verecek? Çok merak ediyorum. Lay geldi abi. Lay lom. Bir ara bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Lay Malifaltiko yok. Ray Malifaltiko muydu o? Ray Malifaltiko diye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şöyle bir tane büyücü atalım oraya. Ya yani kasırgayla ana kuleyi çekebiliriz de. 12 seviyede mi onlar? Ben niye onları öyle serbest bırakıyorum abi? Hiç seviyesine bakmadım tabii. Şuna bak kuleyi resmen aldılar. Kulenin resmen hiçbir şey kalmadı orada. Neyse yine bir hatayla başladık maçın başında. Her zamanki ben. Ama oraya şöyle bir çarpma atalım. Ah be. Ah be elektro ölmesi var ya orada ne işler yapardık. Güzel güzel. Güzel abi. Bir tane vur oraya. Şimdi arkadaşlar rakibimiz bayağı bir iksir harcadı. Elinde de atak kartı domuz kraliyet domuzları var. Başka bir kart yoktur diye düşünüyorum atak kartı. O yüzden ben elektro devle başladım derken. Dur burada Pekka daha iyi gidecektir arkadaşlar. Pekka daha iyi gider. Çünkü bir yerde de saldırıya çıkarız. 13 seviye mi? Deme be. 13 seviye abi 13 seviye ne ya? 13 seviye elektro dev. İnanılmaz yani. 12 seviyede elit barbarları var. Muazzam. Kartları çok dağınık kullandık. Hata mı? Büyük hata. Şöyle bir gel bakayım. Abi pek onları alamaz gibi ya. Son anda aldı. Şimdi abi rakibin 13 seviye elektro devi çok sıkıntı. Onu eritebileceğimiz bir kart yok. Yani orada cehennem ejderi kullanmak lazım belki de. Bir saniye. Şöyle elektro büyücü atacağım arkaya. Şöyle bir mega şövalye. Güzel, güzel. Şimdi soldan hızlı bir prens geliyorum. İskelet ordusu elinde rakibimizin. Güzel güzel prens vuruyor ha prens vuruyor. Şöyle bir şuraya bir çarpma atalım okuryu almamız lazım çünkü. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ona şöyle bir kasırga çekeceğim. 11 seviyeler fazla vurur. Abi insan fark edemiyor bazı şeyleri. Mesela seviyesine bakmadığı zaman. Normal standart şey sanıyor. Aynı kulede gibi sanıyor. Çok vurmaz gibi düşünüyor yani psikolojik olarak. Hep öyle oynadığımız için. Ama öyle olmuyor işler. Şimdi arkadaşlar oraya güzel bir kartım birikiyor benim. Bayağı güzel birikiyor. Önce bir elektro devi bırakıyorum. Elektro devi bırakıyorum. Olur. Ya mega şövalye bırakasın var da. Dur buraya vur. Buraya vur. Adamsın adamsın. Şöyle onları şöyle bir çekelim. Oy ne güzel. Hem de iskeletle beraber. Vur bakayım oraya vur bakayım. Şöyle bir tane çarpma atıyorum. 12 seviye çarpma. Tek atamıyor tabi ama kuleyi aldık en azından. Kuleyi aldık. Hatta onu şöyle alalım. Tamam kazandık abi maçı.
Tamam, desteği bu şekilde deneyebilirsiniz. En azından elektro büyücüyle beraber üçüncü bir tane büyünüz de oluyor bir yerde. Çünkü elektro büyücü büyü görevi de görüyor bir yerde, ikinci bir özelliği. O şekilde yani desteği bu şekilde kullanabilirsiniz bir tık. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.